Merhaba arkadaşlar, yeni bir Güncel Bilgiler videosuyla karşınızdayım. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti. Sırbistan'da düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 52 kilo finalinde. Buğzenaz Çakıroğlu üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu arkadaşlar. Gelelim diğer bir görselimize. İlk alfabemiz Göktürk alfabesidir arkadaşlar. İlk Türk destanımız ise Alper Tunga Destanı'dır. 2024 Danıştay Başkanlığı seçimlerinde Zeki Yiğit yeniden Danıştay Başkanı seçildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2024 yılını hareketlilik yılı ilan etti. Gelelim diğer bir görselimize. Şimdi arkadaşlar sınavda bezelye yanlış hatırlamıyorsam bezelye deneyini sormuştu. Mendeleye aitti yani Mendele aitti. Otomatik olarak bilim insanları da çıkıyor bildiğiniz gibi. Ben de bilim insanlarına da yer verdim bu videoda. Onun dışında edebi eserler de olacak. Bilginiz olsun. Devam edelim. Evrim teorisini öne süren bilim insanı Charles Darwin'dir arkadaşlar. Alternatif akım elektrik sistemini bularak geliştiren mucit eğer kim diye sorulursa sınavda cevabımız Nikola Tesla'dır. Kuduz aşısını bulan bilim insanı Louis Pasteur'dur. Ekvador'un en genç devlet başkanı Daniel Noboa oldu. NATO'daki ilk Türk komutanımız Özkan Ulutaş'tır arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 12. Kalkınma Planı kabul edilmiştir. Yani eğer sınavda Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an kaçıncı kalkınma planını uygulamaktadır diye sorarsa cevabımız 12. Kalkınma Planı olacak arkadaşlar. Gelelim diğer bir görselimize. Trajedi türünün ilk temsilcisi Ayıklostur arkadaşlar. Dünyanın ilk antibiyotiği olan penisilini keşfeden bilim insanı Alexander Fleming'dir. X ışınlarının mucidi Wilhelm Conrad Röntgen'dir. Pili icat eden mucit Alessandro Volta'dır. Şimdi gelelim diğer bir görselimize. Arkadaşlar daha önceki KPSS sınavımızda Doğu Ekspresi sorulmuştu. Doğu Ekspresi hangi illere gider gitmez diye yani güzergahı sorulmuştu. O yüzden ben de bu videoda diğer ekspreslere de yer vermek istedim. Şimdi devam edelim. Mezopotamya Ekspresi'nin güzergahı Ankara'da başlayıp Diyarbakır'da bitiyor arkadaşlar. Yani sırasıyla Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Diyarbakır illerini geçtiğini bilin lütfen. Profesör Dr. Rana Sanyal, kemoterapi alanında yaptığı çalışmalarından ötürü Avrupa Kadın Yenilikçileri ödülüne layık görüldü. Türk sinemasında çoğunlukla doktor, hakim, komiser gibi rollerde oynayan usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, Mart 2024'te 91 yaşında hayatını kaybetti. Klimayı icat eden mucit Willis Hevelin Carriester Ampulü icat eden mucit Thomas Edison'dur arkadaşlar. Radyoaktivite, polonyum gibi keşiflerinde bulunan ayrıca radyum elementini keşfederek Nobel ödülü alan kimyager ve bilim insanı Marie Curie'dir. Suyun kaldırma kuvvetini bulan kişi Arşimet'tir. Filistin Başbakanlığı görevinden istifa eden Muhammed İştiye yerine yeni Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa oldu. Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkın beldesinde 22 yaşındaki Zeynep Çelik, belediye başkanlığı seçimlerini kazanarak Türkiye'nin en genç belediye başkanı oldu. Kastamonu'nun Dada ilçesi Türkiye'nin 25. Sittaslov yani sakin şehir kenti seçildi. Şu anki son sakin şehrimiz burasıdır arkadaşlar dünyanın bilinen ilk destanı yani en eski destanı Gılgamış destanıdır. Gılgamış destanı Sümerlere aittir. İlk yazılı edebi metin ve Türk adının geçtiği ilk metin Göktürk yazıtlarıdır. Türk dilinin ilk sözlüğü ve ilk dil bilgisi kitabı Divan-ı Lügatet Türk'tür. Divan-ı Lügatet Türk Kaşgarlı Mahmud'a aittir. İlk mizah dergisi Diyojen'dir. Diyojen adlı eser Theodor Kasaba aittir. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbiri geçici Cumhurbaşkanı olarak atandı. Sırbistan'da düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Kadınlar 66 kilo finalinde Buse Naz Sürmeneli Avrupa şampiyonu oldu. Türk edebiyatındaki en önemli gezi yazısı Seyahatname eseridir. Seyahatname adlı eser Evliya Çelebi'ye aittir. Türk edebiyatında ilk makale örneği tercüman Ahval Mukaddimesidir. tercüman Ahval Mukaddimesi Şinasi'ye aittir. İlk tezkire Mecalüsün Nefais eseridir. Mecalüsün Nefais eseri Alişir Neva'ya aittir. Türk edebiyatında ilk mesnevi örneği Kutatko Bilik'tir. Kutatku Bilik, Yusuf Has Hacib'e aittir. Kutatko eseri aynı zamanda Türk edebiyatında ilk siyasetname örneğidir. 2024 NATO zirvesi ABD'nin Washington kentinde düzenlenecektir. Sırbistan'da düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51 kilo finalinde Samet Gümüş Avrupa Şampiyonu oldu. Yıldırım çubuğunu keşfeden bilim insanı Benjamin Franklin'dir. Big Bang teorisini Alexander Friedman ortaya attıktan sonra ünlü bir astronom olan Edwin Hubble bunun üzerine çalışmaya ve araştırmalar yapmaya başlamıştır. Nitekim Edwin Hubble 1929 yılında yaptığı gözlemlemeler neticesinde evrenin sürekli genişlemekte olduğunu ispatlamıştır. Yani Edwin Hubble evrenin sürekli olarak genişlediğini ispatlamıştır. Jüpiter'in uydularını ve ayın yüzeyini inceleyen bilim insanı Galileo'dur. Matbaanın mucidi Johannes Gutenberg'dur. Komedi türünün ilk temsilcisi Aristofanes'tir. Dünya edebiyatında ilk realist roman örneği Madame Bovary'dir. Madame Bovary, Gustave Flaubert'e aittir. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yeri, yani enkazın yeri, Akıncı İha tarafından bulundu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Reis için bir günlük milli yas ilan etti. Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezer Avcı'nın da içinde bulunduğu Exim Mission mürettebatını taşıyan uzay aracının adı Dragon'dur. Fotokop makinesini icat eden mucit Chester Charson'dur. Telefonun mucidi Alexander Graham Bell'dir. Cep telefonunu icat eden bilim insanı Martin Cooper'dır. 12 yaşındaki Yağız Kağan Erdoğmuş, dünyada aktif santranç oynayan en genç büyük usta, yani Grandmaster Master ünvanını aldı. Türkiye'nin nüfusuna göre yaşlı oranı en az olan ilimiz Şırnak'tır arkadaşlar. Bilinen ilk fabul örneği Pança Tantra yani Kelile ve Dimne'dir arkadaşlar. Batı tekniğine uygun ilk romanımız Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşkı Memnu adlı eseridir. Dünya edebiyatında deneme türünün ilk örneğini Montaigne Denemeler eseriyle vermiştir. İlk fıkra yazarımız Ahmet Rasim'dir. Dünya edebiyatında hikaye türünün ilk örneği Dekameron öyküleridir. Dekameron öyküleri Giovanni Boccaccio'ya aittir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılını emekliler yılı ilan etti arkadaşlar. 4 milyar yıl önce yaşamın nasıl başladığını bilim 175 yıldır çözemezken bu gizemi Türk fizikçi Furkan Öztürk çözdü ve bu keşfinden ötürü Furkan Öztürk Harvard Üniversitesi'nden ödül aldı. Batılı anlamda ilk günlük örneği Seyahat Jurnalidir. Seyahat Jurnali eseri direktör Ali Bey'e aittir. İlk röportaj örneği Ziya Paşa'nın Rüya adlı eseridir. Edebiyatımızda günlük terimini ilk kullanan yazarımız Falih Rıfkı Atay'dır arkadaşlar. Sepki Hindi akımının en güçlü temsilcisi Şeyh Galip'tir. Türkiye'nin nüfusuna göre yaşlı oranı en fazla olan ili Sinop'tur. Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı genç kalemlerdir. Dinamiti bulan bilim insanı Alfred Bernard Nobel'dir. Türk Edebiyatı'ndaki ilk atasözleri derlemesi Durubu Emsali Osmaniye'dir. Durubu Emsali Osmaniye, Şinasi'ye aittir. İlk bibliografya Keşfiz Zünun'dur. Keşfiz Zünun, Keltip Çelebi'ye aittir. 4 Ekim'de Dağlık Karabağ çöktü ve Han kendi şehri Azerbaycan'ın kontrolüne geçmiştir. 3 Ekim 2024'te Amerika'da görevinden alınan ilk Temsilciler Meclisi Başkanı olarak tarihe geçen kişi Kevin McCarthy'dir. 6.3 büyüklüğündeki deprem sonucu 1489 kişinin yaşamını yitirdiği Herat bölgesi Afganistan'dadır. İlk gözlüğü icat eden Salvino D'Armate'dir. Batı etkisindeki Türk edebiyatında bilinçli ilk temsilcisi Şinasi'dir. İslami dönem Türk Edebiyatı'nda ilk yazılı eser Kutatkubilik'tir. Bilik'tir. Kutatku Bilik, Yusuf Has Hacibe aittir. Dünya Edebiyatı'nda ilk modern roman örneği Don Kişot eseridir. Don Kişot, Cervantes'e aittir. Trabzonspor eski başkanı ve eski gençlik ve spor bakanımız Mehmet Ali Yılmaz, Mayıs 2024'te hayatını kaybetti. Yüzüklerin Efendisi filminde Kral Teodon'u, Titanic filminde ise Kaptan Edward Smith'i canlandıran Bernard Hill 5 Mayıs 2024'te hayatını kaybetti. Mezopotamya Ekspresi'nin güzergahı Ankara'da başlayıp Diyarbakır'da sona eriyor. Sırasıyla Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Diyarbakır illerini geçtiğini bilin lütfen arkadaşlar. 1704 yılında Optik adlı kitabını yayınlayan bilim insanı Isaac Newton'dır. İlk motorlu uçağı tasarlayan ve üreten kişi Wright kardeşlerdir. Helikopterin mucidi Igor Skorsky'dir. Benz Patent Motor Wagon 1885 yılında Carl Friedrich Benz tarafından üretilen ve tarihin ilk otomobili olarak kabul edilen taşıttır. Süslü nesrin ilk temsilcisi Sinan Paşa'dır. Türk edebiyatında ilk edebiyat tarihçimiz Abdülhalim Memduh Efendidir. Batılı anlamda ilk edebiyat tarihçimiz Mehmet Fuat Köprülüdür. Amerikalı yazar ve senarist Paul Auster 77 yaşında hayatını kaybetti. En önemli eseri The New York Trilogy yani New York üçlemesidir. Kara Elmas Ekspresi güzergahı Ankara'dan başlıyor. Zonguldak'ta sona eriyor. Yani şu şekilde Ankara, Çankırı, Karabüyük, Zonguldak güzergahından ilerlediğini bilelim lütfen. 60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodriguez, Buenos Aires kainat güzeli seçilerek bir ilke imza attı. Logaritma cetvelini bulan bilim insanı John Napier'dir. Elektrikli süpürgeyi icat eden bilim insanı Heberd Cecil Booth'tur. 1922'de faksı icat eden Arthur Corn'dur. İlk Türkçe sözlük yani adında Türk sözcüğü geçen ilk Türkçe sözlük Kamusu Türk'üdür ve Şemsettin Sami'ye aittir arkadaşlar. İlk söylev nutuk Göktürk yazıtlarıdır. Diğer bir ismiyle Orhun Abideleridir. Türk edebiyatında batılı anlamda ilk fabl örneği eşekli tilki hikayesidir ve Şinasi'ye aittir. Bu sene 56. Siyat yani Sinema Yazarları Derneği ödüllerinin verildiğini bilelim lütfen. Toprakları işgal edilen Filistinlileri anlatan No Other Land yani Başka Ülke Yok belgeseli 74. Berlin Ödül Töreni'nde en iyi belgesel ödülünü kazandı. Doğu Ekspresi güzergahı Ankara'dan başlayıp Kars'ta sona ermektedir. Doğu Ekspresi sırasıyla Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars illerinden geçmektedir. Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire Heşt Beyiş'tir. eseri Edirneli Sehibe'ye aittir. İlk hatıra kitabı Babürname'dir. Babürname, Babürşah'a aittir. İlk edebi bildiriyi yayınlayan topluluk Fecraati topluluğudur. Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı İlmi Sarfi Türkidir. İlmi Sarfi Türki Süleyman Hüsnü Paşa'ya aittir. Oppenheimer filminin yönetmeni Christopher Nolan'a İngiltere tarafından şövalyelik unvanı verildi. 17 Ekim tarihinde İsrail Hava Kuvvetleri'nin vurduğu Gazze'deki hastanenin adı el ehli Arap'tır. 7 Ekim'de İsrail tarafından düzenlenen demir kılıç operasyonu sonucunda 4651 Filistinli hayatını kaybetti. Sidi'nin mucidi Norio Oga'dır. Edebiyatımızda yayınlanan ilk ortak kitap 7 Meşalidir. Türk Edebiyatı'nda ilk dergi örneği Mecmua-i Fünun eseridir. Mecmua-i Fünun Münif Paşa'ya aittir. Türk Edebiyatımızda yayınlanan ikinci ortak kitap Garip adlı eserdir. Türkiye Basit Akımının öncüsü Aydınlı Visali'dir. Türk Edebiyatında milli edebiyatın açılmasına öncülük eden kişi Mehmet Emin Yurdakul'dur. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatında kurulan ilk edebi topluluk Yedi Meşalecilerdir. Karanfil devriminin yaşandığı ülke Portekiz'dir. Turuncu devriminin yaşandığı ülke ise Ukrayna'dır arkadaşlar. 25 Aralık 2021'de uzaya fırlatılan dünyanın en büyük teleskobu James Webb oldu arkadaşlar. 2022 sınavında bu soru çıkmıştı. O yüzden tekrar videoda yer vermek istedim. Şunu bilin lütfen. Dünyanın en büyük teleskobu James Webb'dir. Hababam sınıfı eseri ise Rıfat Ilgaz'a aittir arkadaşlar. Dünyanın en çok satan ilk kitabı iki şehrin hikayesi eseridir. Dünyada en çok satılan ikinci kitap ise Rowling'in Harry Potter kitabıdır. UNESCO, insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine kaydedilen Mangala'nın diğer adının köçürme olduğunu bilin lütfen. Yasemin devriminin yaşandığı ülke Tunus'tur. Kadife devriminin yaşandığı ülke ise Çekoslovakya'dır. El Medinetül Fazla, Kitabul Musiki adlı eserler Farabi'ye aittir. Tarihte ilk mide ameliyatı yapan ve Avicenna olarak bilinen kişi ise İbn Sina'dır. Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı'dır. Türkiye'nin ilk olimpik velodromu yani bisiklet yarış pisti Konya'da yer almaktadır arkadaşlar. Yapılan kazılarda 1500 yıl öncesine ait 3 kadının müzik eşliğinde dans ettiği bir açık hava şölenini anlatan 50 metre karalik mozaik bulunan Germanisya Antik Kenti Kahramanmaraş'ta bulunmaktadır. Yerli ve milli tünel açma makinemizin adı ise Lale'dir arkadaşlar. KPSS'de ne nerede soruları yani turizm soruları bizim için önemlidir. Devam edelim. Galata Kulesi'nin İstanbul'da yer aldığını bilin lütfen. Göbekli Tepe Ören yeri ise Şanlıurfa'da bulunmaktadır. Olimpos Örenyeri ve Patara antik kenti Antalya'da yer almaktadır. Gelelim diğer bir görselimize. DNA'nın ikili sarmal yapısını bulan bilim insanı James D. V. Watson'dır. Truva arkeolojik kenti ise Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Dünyanın en büyük su altı peribacalarının bulunduğu gölümüz Van Gölü'dür. Mukaddime eserinde devletler de tıpkı insanlar gibidir doğar, büyür, yaşar ve ölür diyen bilginimiz İbni Haldun'dur. Aksaray'da Ihlara Vadisi'nin bulunduğunu bilin lütfen. Göreme ören yeri ise Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Nevşehir'de Zelve Paşa Bağları ören yeri bulunmaktadır. Polis Arkeoloji ören yeri ise Denizli ilimizde yer almaktadır. Aydın Söke'de Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasının açıldığını bilin lütfen. Türkiye'nin ilk prefabrik kar tüneli Van Bahçesaray yolundaki Karabet kar Tünelidir. Çeşme, Türkiye'nin ilk turistik yerleşim yeridir. İstiklal Savaşı'nda mermi taşıyan kadınlar tablosu Halil Dikmen'e aittir. Efes Ören yeri İzmir'de, Mevlana Müzesi ise Konya ilimizde bulunmaktadır. Büyük İskender'in askerlerinin şehri yani Blaundus antik kenti Uşak ilimizde yer almaktadır. Balıkesir'de bulunan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Türkiye'nin en geniş tabiat parkıdır. Sınırları içerisinde en çok tabiat parkı bulunduran ilimiz İstanbul'dur. Türkiye'nin ilk çocuk adalet merkezinin 2021 yılında Erzurum'da kurulduğunu bilin lütfen. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Harşina Dağı Kral Kaya Mezarları Amasya ilimizde bulunmaktadır. Türkiye'nin ilk buz müzesi Erzurum'da açılmıştır. Dünyanın tek traverten set gölü Otluk Gölü'dür. Türk savunma sanayisinin milli imkanlarla geliştirdiği ve yerli imkanların üst düzeyde kullanıldığı proje, Milgem'dir. Kıpçak Türklerine ait 2500 yıllık Taşbaba heykelinin bulunduğu ilimiz Erzurum'dur. Türkiye'nin en yüksek köprüsü Botançayı Beğendik Köprüsü'dür. Köylü milletin efendisidir sözü Kanuni Sultan Süleyman'a aittir. Kasım 2021'de New York'taki sergide 34.9 milyon dolara satılan Diego ve Ben adlı otoportre eseri Frida Kahlo'ya aittir. Buradan bilmenizi istediğim şey arkadaşlar Diego ve Ben eserinin Frida Kahlo'ya ait olduğudur. Kıbrıs'ta 1974 yılından beri kapalı olan ve açılmasına karar verilen yer Hayalet Şehir Maraş. Dünyada deniz doldurularak yapılan ilk ve tek golf sahası Samsun elimizde yer almaktadır. Cenaze namazı üç kez kılınan padişah Kanuni Sultan Süleyman'dır. Türkiye'de tek dünyada nadir olan savaş atları müzesi Sivas Hamidiye Kültür Bahçesi'nde yer almaktadır. Gümüşhane'nin Dumanlı Köyü sınırlarında yer alan ve gökyüzüne yakın saklı kent olarak bilinen arkeolojik doğal sit alanı yani Santa harabeleri kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi. Buradan bilmenizi istediğim şey arkadaşlar Santa harabelerinin yani gökyüzüne yakın saklı kentin Gümüşhane'nin Dumanlı köyünde yer aldığını bilin lütfen. Türkiye'nin tek deniz suyu aratılıp içilen beldesi Balıkesir'e bağlı Avşa adasıdır. NASA'nın ürettiği bir güneş araştırma aracı güneşin taç küre ismi bilinen atmosfer uzantısına ulaşıp orada 5 saat geçirdi. Güneşimizin dış sınırına giren ilk araç Parker'dır. TÜBİTAK'ın geliştirmiş olduğu doğal gaz kaçaklarını anında tespit eden araç robot gözdür. Dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Kolezyum İtalya'nın Roma şehrinde yer almaktadır. Hatay'da yer alan Hassa Maldeli'yi laf tüpü mağarası Türkiye'nin ilk laf tüpü mağarasıdır. Evliya Çelebi'nin kahve ikram ettiler, fincanı koyacak düzgün bir yer bulamadım dediği ilimiz Artvin'dir. Hucetül İslam, şerefül ümme ünvanlarının sahibi, zararlı fikir akımlarıyla uğraşan İhya-ı Ulumiddin, Cevahirül Kur'an eserlerinin sahibi, İslam düşünürü Gazali'dir. Ekim 2021'de sınır bölgesinde ilk saha testini gerçekleştiren Havelsan'ın, Dijital birlik konseptinde yer alan dikey iniş kalkış yapabilen bulut altı insansız hava aracının adı Bahadır. Burada bizim için önemli olan arkadaşlar bulut altı insansız hava aracının Baha olduğudur. Gelelim diğer bir görselimize. Ülkemizde 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır arkadaşlar. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Beçin Antik Kenti Muğla Milas'tadır. Karadeniz'in Zeyukması olarak bilinen Hadrianapolis antik kenti Karabük ilimizde yer almaktadır. Türkiye'nin milli uzay programı sloganı gökyüzüne bak ayı gördür. Dara antik kenti Mardin ilimizde yer almaktadır. İlk Türkçe deneysel tıp eseri olan Mücerrepname kitabı Sabuncuoğlu Şerafettin'e aittir. Fransız bilim insanı Louis Pasteur'ün kuduz aşısını bulduğunu bilin lütfen. Türkiye'nin ilk güneş enerjili havalimanı Erzincan Havalimanı'dır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Aliyev'in Ekim 2021'de açtığı Fuzuli Havalimanı Karabağ'da yer almaktadır. Türkiye'nin ilk yerli hava gemisi Kuzgundur. İlk insansız kargo cihazımız ise kapsüldür. Türkiye'nin ilk spor temalı millet bahçesi Trabzon'da yer almaktadır tarihçilerin kutbu olarak bilinen ünlü tarihçimiz Halil İnalcık'tır. Kitabül Menazir eserinin sahibi ve aynı zamanda optik biliminin kurucusu büyük fizikçi İbnül Heysem'dir. Kendi adına resim sergisi açan ilk Türk ressam Şeker Ahmet Paşa'dır. UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilen ilk eserimiz Divri Ulu Cami ve Darüş Şifası'dır. Karatay Medresesi Konya ilimizde yer almaktadır. Antalya'da yetişen Çin greyfurtu olarak bilinen meyve pomelodur. 2019 KPSS'de Amerikan armudu olarak bilinen meyve yani avokadonun sorulduğunu bilin lütfen. Antalya Gazi Paşa'da yetiştirilen pitaya olarak bilinen ilk tropikal meyvemiz ise ejder meyvesidir. İbn Nefis dünyada küçük kan dolaşımını keşfeden ilk bilim insanıdır. İspanya'da yetişen Averroes adlı İslam alemi ise İbn Rüşd'dür. İspanya iç Savaşı'nı anlatan Guernica eseri Picasso'ya aittir. Zeybekler gül koklayan kadın tablosu ile tanınan Türk ressamı ise İbrahim Çalı'dır. İzafiyet teorisi Albert Einstein'a aittir. İlk bilgisayarın adı ENIAC, ilk internet ağının adı ise ARPANET'tir. Halk arasında kırmızı periler diyarı olarak adlandırılan Narman peri bacaları Erzurum ilimizde yer almaktadır. Mimar Sinan'ın çıraklık eseri Şehzade Camii, kalfalık eseri Süleymaniye Camii, ustalık eseri ise Selimiye Camii'dir. Dünyanın en büyük su altı peribacalarının bulunduğu gölümüz Van Gölü'dür. Sümele Manastırı Trabzon ilimizde yer almaktadır. E-Devlet uygulamasının yeni adı Dijital Türkiye'dir arkadaşlar. Dijital Türkiye'nin E-Devlet olduğunu bilin lütfen. Asrın projesi olarak gösterilen proje Kıbrıs Can Suyu projesidir. Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayan koridorun adı Zengezur'dur. İsak Paşa Sarayı Ağrı Doğu Beyazıt'ta yer almaktadır. Ani Harabeleri Kars ilimizde yer almaktadır. Gordiyon ise Ankara'dadır. Kültepe Kayseri ilimizde bulunmaktadır. Çatalhöyük Neolitik kenti ise Konya'da yer alır. Mekke Tuzlası, Mekke Gölü Konya'da bulunmaktadır. Divriği Ulu Camii Sivas'ta yer alır ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer aldığını bilin lütfen. Nemrut Gölü Bitlis'tedir. Bu göl Nemrut Dağı'nın tepesinde bulunmaktadır. Van'da bulunan peri bacalarının olduğu yere ise Vanadokya denir. Zeyugma Antik Kenti ve Zeyugma Müzesi Gaziantep'tedir. Fethiye Ölü Deniz ise Muğla'da bulunmaktadır. Göbeklitepe Şanlıurfa'dadır. Burası dünyanın ilk önemli tapınağıdır. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası listesinde yer aldığını bilin lütfen. Komagene Krallığı yani diğer bir ismiyle Nemrut Milli Parkı ise Adıyaman'da bulunmaktadır. Peribacıları Nevşehir'dedir. Buraya Kapadokya denir. Tabi başka illerimizde bulunan Peribacaları da vardır. Erzurum, Van, Manisa gibi. Nevşehir'deki Peribacalara hem doğal hem de kültürel UNESCO Mirası listesinde yer aldığını bilin lütfen. Hasankeyf Keyf ise Batman'da bulunmaktadır. Dünyanın ilk mağara kilisesi olan Saint Pierre Kilisesi Hatay'da bulunmaktadır. Paul Kilisesi ise Mersin Tarsus'ta yer alır. Şanlıurfa dediğinizde turizm yeri olarak aklınıza direkt balıklı göl gelsin. Mersin'de ise Kız Kalesi'nin bulunduğunu bilin lütfen. Ashab-ı Keyf Mersin'dedir, Hacılar ise Burdur'dadır. Aspendos Antik Tiyatrosu ve Perge Antik Kenti'nin Antalya'da yer aldığını bilin lütfen. Patara ve Termesos'un Antalya'da yer aldığını bilin lütfen. 2020 yılı Patara yılı ilan edilmiştir ancak pandemi yüzünden o turizm yılı ön plana çıkamamıştır. Patara çok geniş bir plaja da sahiptir. Burada meclis kalıntısı olduğu için dünyada demokrasi fikrinin İlk ortaya çıktığı alan olarak değerlendirilmektedir. Buradan dikkat etmenizi istediğim alan arkadaşlar Patara'nın Antalya'da yer aldığıdır. Aynı zamanda Termestus'un da Antalya'da yer aldığını bilin lütfen. Karayin Mağarası Antalya ilimizde yer almaktadır. Nikolas Kilisesi diğer bir ismiyle Noel Baba Kilisesi ise Antalya Demre çevresinde bulunmaktadır. Manisa'daki peribacalarının bulunduğu yere Kuladokya denir. Afrodisyas Aydın ilimizde bulunmaktadır. Burası da UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Leodikya Antik Kenti Denizli ilimizde bulunmaktadır. Bergama Antik Kenti ise İzmir'dedir ve burası da UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Millet Antik Tiyatrosu Aydın ilimizde bulunmaktadır. Efes Meryem Ana Kilisesi ise İzmir'dedir. Burası da UNESCO Dünya Mirası listesindedir arkadaşlar. Manyas kuş cenneti dediğimizde aklınıza direkt balık gelsin arkadaşlar. Akdamar adası, Akdamar kilisesi ise Van elimizde bulunmaktadır. İznik gölü içinde bir bazilika yani kilise kılıntıları bulunmuştur. Bursa'daki Cumalı Kızık köyü Osmanlı'nın doğduğu yerdir arkadaşlar. Pamukkale Travertenleri diğer bir ismiyle Hierapolis deniz dilimizde bulunmaktadır. Burası hem doğal hem kültürel UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Santos Luton Tapınağı Muğla ilimizde bulunmaktadır. Gladyatörlerin eskiden dövüştüğü alanlardır. Ayrıca yine dediğim gibi burası da UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Safranbolu evleri Karabük ilimizde bulunmaktadır. Hatta bu evler Hamış evleri olarak geçer. Hattuşaş diğer bir ismiyle Boğazköy ise Çorum ilimizde yer alır. Ve burası da yine Hititlerin başkentidir. Botan Vadisi Siirt ilimizde yer almaktadır. Buranın bir milli park olduğunu bilin arkadaşlar. Aynı zamanda Hacı Osman Ormanı tabiatı koruma alanıdır ve Samsun ilimizde yer alır. İlk milli park deyince aklınıza arkadaşlar direkt Yozgat Çamlığı gelsin. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın <laughs>